Akşam oldu, hüzünlendim ben yine dararım. Akşam oldu, hüzünlendim ben yine dalamadım. Hasret. Evet, bu eziyete daha fazla devam etmeyi istemiyoruz arkadaşlar. Ben ailenizin bodos sesli yazarı Göktuğ olarak bu sefer çok süper bir EA Sports Big oyunuyla sizler karşısındayım. Daha doğrusu sizlerin bilgisayarının tam içindeyim. Geçtiğimiz yıllarda NFL Street'le yepyeni bir sokak oyunu çıkartan Electronic Arts firması bu sene oyunun ikincisini çıkartmış bulunuyor ve çok harika bir oyun olarak oyunun ikincisini çıkartmış bulunuyor. Biliyorsunuz firma bu olaya NBA Street ile başladı ki önümüzdeki ay gim olarak ne yapacağız? Hem FIFA Street gimi yapacağız hem NBA Street gimi yapacağız. NBA Street 3 çıktı ve FIFA Street 1 çıktı, bunu biliyorsunuz. Çıkalı 2 gün oldu sanırım daha. Yok ya. Öyle bir şeyler oldu ya. Daha yeni aldım yani FIFA Street'i. NBA Street çıkalı bir iki hafta falan oluyor. Neyse, oyunumuza geçtik. Güzel bir açılış filmi seyrettikten sonra zaten Electronic Arts firması hiçbir zaman bizi mahrum bırakmaz açılış filmlerinden. Ana menümüzü görüyoruz. Restart diyor. Hemen bakıp basalım hocam. Tabii ki hemen gözümüze çarpan EA Sports'un EA Tracks ismini verdiği ve orijinal artistlerden oluşturarak yaptığı müzik, soundtrack daha doğrusu, soundtrack. Müzikler harika oyunda. Her ne kadar böyle rap, hip hop karışımı şeylere kaçsalar da ben ailenizin objektif yazarı Göktuğ olarak sizin bunları sevebileceğinizi umuyorum. Her ne kadar ben pek sevmesem de. Hemen takımımızı seçiyoruz. Raiders'ı seçtim. Çünkü sevdiğim takım Raiders yani. Her ne kadar fazla içli dışlı olmasam da sevdiğimiz takım Raiders, çünkü James Hetfield onu seviyor. Ha ha ha. Şimdi oyundaki şeyleri, sahaları görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü saha var ve kilit gördük. Demek ki bunların unlock edilmesi gerekiyor. Kafamıza göre bir tane seçtik ve başlıyoruz. Bu arada eğer ağzımdan aldığım nefesi burnumdan geri verirsem mikrofondan şöyle bir ses çıkıyor. Evet, oyunumuza başlıyoruz. Grafikler fena gözükmüyor. Bu ekrana yapışan şeyler ne bilmiyorum ama. Evet, bir tane sığır azmanı gördük. Ben şimdi oyuna başlıyorum arkadaşlar. Ve de sizi görüntülerle baş başa bırakıyorum. Bir eleman. Aman tanrım, oh my dear gosh. Anthony Manos'u unlock etmişiz. Ne mutlu bize. Her oyunda bir Antonio lazım arkadaşlar yani. Ne haber lan Antonio demek için. Bu oyunda da Antonio'muzu unlock ettik ve daha mutlu bir şekilde oyuna devam ediyorum. Şimdi kesin taş tane yaparım. Seyredin. Yapamadım. Herif azman çünkü yani. Gördüğünüz gibi tiplerin modellemesi fena değil. Bu ekranda tabii çözünürlüğü düşürdüğümüz için o kadar net gözükmüyor ama emin olun televizyon ekranında çok daha güzel gözüküyor. Hem de büyük ekran olduğu için hem de çözünürlük yüksek olduğu için. Ses efektlerini duyuyoruz. Genelde böyle zenci konuşmalar. You know what I'm saying, man? Give me your wallet. Şu duvar olayını bir gerçekleştirmek istiyorum. Biliyor, demin de açılış filminde de seyrettiniz. Duvardan zıplama gibi bir böyle dehşet bir olay var. Daha çok zaten onun üzerinde durmuşlar adamlar. Bu arada bu oyunu şu anda ikinci oynayışım arkadaşlar. Sizlere bu görüntüleri çekmeden evvel bir test şeyi yaptım. Oyunu kurdum falan filan. Daha doğrusu kurdum değil de bir sağına soluna baktım kısaca. Daha sonra daha uzun oynayıp size önümüzdeki ay açıklamasını, incelemesini yapacağım. Şu anda hala cebelleşiyoruz, bir tane sayı yapacağız ve duvardan adamı zıplatacağım diye. Elbet yapacağım. Yapmadan da gimi kapatmayacağım arkadaşlar.
Bu arada benim öküzler maalesef top tutma özürlü. Yani boşuna mı seçtik Raiders'ı nedir bilmiyorum ama sabahtan beri top tutamıyor adamlar. At lan. Yok abi yok, turnover. Kaçırdık. Top bunlara geçti. Menüleri görüyorsunuz ya. Her Amerikan futbolu oyununda olduğu gibi değişik taktikler seçiyoruz. Bunlar aslında çok şeyde karşı takımın taktiğini bilmeden, ne yapacağını bilmeden pek de bir işe yaramıyor ama zaten olayda onu bilmekte yani. Mesela adam çok gerideyse ve dördüncü atışını yapacaksa elbette ki yani bir pas atacak yani. Yani bu bariz bir şekilde kabak gibi ortada. Bunu, bu tür şeyleri oyun oynadıkça şey, Allah. Yedik. Erman hocam ne diyeceksin? Şimdi arkadaş orayı boş bıraktın yani. Olmaz. Oynatalım Uğurcuğum. Oynatalım yavrum benim be. Erman hoca. Ora boş bıraktı. Takım sayı yapar mı ne diyorsun? Orası belli olmaz. Deneyeceğiz arkadaşlar. Evet gidiyorum. Müziklere dikkatinizi çekerim. Rap'ten, hip hop'tan bir anda rock'a geçti. Daha doğrusu rock da değil de bu işte Amerikalıların sevdiği garip bir tür. Evet gördüğünüz gibi kenarlara çarpmalar falan bu halı saha maçlarında bol bol karşılaştığımız bir olaydır. Top köşede sıkışır arkadaşlar. Oraya 5 kişi doluşurduk hatırlarsanız. Çok da özledim halı saha maçı yapmayı yani. Olmazsa bir gün CD oyun ekibi olarak halı saha maçı da yaparız. Şimdi sayıyı seyredin. İşte bu kadar. İntikamımı kısa bir şekilde aldım. I really like that, Philip. Eğer 5 yard geriden bir daha denersek 1 puan, 10 yard geriden bir daha denersek 2 puan alıyoruz. Ben tabii ki 10 yardı seçtim. 2 puan 2 puandır diye. Yakala. Yok. Ha, orada kapı varmış. Dışarı çıktık zaten. Neyse. Şimdi size oyunun diğer bölümlerini göstereyim kısaca. Çünkü gimlerde maksimum 20 dakika gibi bir sınırım var. Bu 20 dakika boyunca da pasa konuşmak zorundayım. Konuşmak zorunda değilim de yani. Boş boş geçmesin diye bir şeyler söylüyoruz yani. Quick Game. Oyun modlarına bakıyoruz. Toplamda kaç? 1, 2, 3, 4 tane oyun modu var. Saymayı bilmediğim de burada gördünüz. Toplamda 7-8 tane oyun modu var. Tabii hepsinin kendine has özellikleri, ne bileyim şeyleri falan var. Edit Team. Hemen kendimizi takımıza ayarlıyoruz arkadaşlar. Bir logo seçelim. Logo en önemli şeylerden bir tanesidir. Bu fena değilmiş. Bak şu da güzel ha. Ooo bu da iyi ya. Bu da fena değil. Neyse bir tane seçeceğim arkadaşlar sanırım. Hangisini seçsek ya? Şu fena değil de. Logomuzu seçiyoruz. Takım adı. Hemen dergimizin adını yazalım buraya. Nerede lan? Bizim derginin adı neydi ya? O yüzden geciktik biraz. Renkleri, menkleri artık bunları size oyunu alınca iyice kurcalarsınız. Ben demin dediğim gibi 20 dakika sınırım olduğu için bunlarla pek uğraşmak istemiyorum. Mümkün olduğu kadar değişik görüntü göstermek için. Takımın tipini bilmem nesini falan her bir şeyini ayarlıyorsunuz işte. Hadi devam edelim. Evet tip takımımızın şeyleri arkadaşlar, oyuncular. Evet. Bu amcam göbeğiyle touchdown yapacak mesela, pozisyonunu şey yapıyorsun ne bileyim. Nasıl sevinecek ondan sonra bakalım ne var başka. Böyle değişik bir sürü hareketler. Tabi artık customize, gavur kardeşlerimizin customize dediği olay hemen hemen bütün oyunlarda olmaya başladı. Yani kişiselleştiriyoruz bütün bu karakterleri, yok. Şöyle koysun, yok şunu yapsın, bunu yapsın. Dünya umurumda olmasın bu herifin falan filan diye. Bunları göstermeye devam ediyoruz. Evet, kelle-i şerif geldi bir tane. Çene maşallah 90 derecelik iki tane açıdan oluşuyor. Ağız da garip.
komik bir adam yaratalım sizin için. Aha bu iyiymiş işte. Abi tiplere bak ya. Bu ne lan? Kafkas. Kafkas diye bir arkadaşım vardı, aynı ona benzedi herif ya. Adamla kavga etmiştik bir kez ya. Ortaokulda. Evet, tipi iyice komikle garipleştiriyorum. Komik de demeyelim de. Evet, burun şekilleri. Bir sürü burun var. O ne lan? Yağ yana yamulmuş burun bile var. Buyurunuz arkadaşlar. Kulakları da ayarladık. Gözler. Tabii gözler gözlükten gözükmeyecek. Önce gözlüğü çıkarmam lazımdı ama sonuç olarak sizin gördüğünüz gibi, yani biraz uğraşırsanız kendi kelle-i şerifinize benzeyen bir tip belki yaratabilirsiniz. O kafa bile seçiyoruz arkadaşlar. Karpuz kafa, Diyarbakır karpuzu, man kafa, her bir özellik var yani. Hadi artık sıkıldım abi. Dövme yaptırıyoruz bilmem ne. Bunları zaten hangi oyunda da görmüştük? EA Sports mıydı ya? Electronic Arts'ın hangi oyunda? Def Jam Fight for New York oyununda görmüştük. Adamlar hakikaten güzel oyun yapıyor ya. Daha ne diyeyim yani. Dünyanın bir numaralı oyun firması olmak kolay değil. Save'imizi yapıyoruz. Hadi başlıyoruz oyuna. Şimdi yine oyundan görüntüler göstereyim size arkadaşlar. Daha sonra zaten dur bakayım. 11 dakika falan olmuş. Öyle yazıyor kamerada. Daha sonra yaklaşık bir 7-8 dakikalık daha çekim yapacağım. 18-19 yaptığımda da şey yapıp durdurup bilgisayara aktarma olayını gerçekleştireceğiz. Oyunla ilgili artworkleri ara menülerde görüyoruz gördüğünüz gibi. Akşam oynuyoruz şimdi. Hangimiz saat 9 olduğunda ufacık lastik topla sokakta top koşturmadık ki? Annemiz bağırırken hadi oğlum gel artık. Aha! Aaaa! Yaptım lan hareketi de. Hemen replay'ini göstereyim arkadaşlar. İyi seyredin lütfen. Hareketi izleyin. Tabii öküz yine tutamadı yani. O artık onun sorunu. Hop. Top nerede? Ha top daha gelmedi. Gel top gelsin. Hocam oynatalım Uğur'cum. Dur. Şimdi arkadaş. Herif orada zıplamış görüyorsun. İki katına çıkmış. Ama zıplamak bir şey değil yani. Orada zıpladıktan sonra top tutmadıktan sonra bir niye zıplıyorsun hocam? Yazık günah değil mi senin o enerjinin? Yani ilerliyoruz. Hop. Yakala bu sefer. Aa! Abi herifler vallahi tutma özürlü ya. Ben yine de yapacağım abi o tutma işini. Tut şu topu ya. Geri gidip duruyoruz ha. Şansımı beygir gibi koşmaktan yana kullanacağım arkadaşlar. Eğer deşersem orayı tamam. Ki deştim. Gidiyorum. Hoppa. Pam 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 pam. Ekstra sayımızı da alalım mı arkadaşlar? Alalım. Hoppa. Devir. Vur, kır, parçala. Oha. Fumble, yakalayın lan. Ah.
Herifi duvara yapıştırdım. Duvara yapıştırdığım için olsa gerek, bir tane kel bir tane herif şey yaptım, unlock ettim. Sol üst tarafa bakın, benim logo ne kadar şık gözüküyor arkadaşlar. Of. Vallahi şu gemi bitireyim. 5 saat oyunu oynayacağım. Çok hoşuma gitmeye başladı. Oyunu aslında biraz da toparlamak lazım gerekirse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi grafikler iyi. Çok süper olmasa da ne bileyim, ışık olayları, modellemeler, karakterlerin hareketleri, birbirlerinin içlerinden geçmiyorlar mesela, önemli bir olay. Ne bileyim, her şey genel bakıma, genel anlamda güzel gözüküyor. Topun hareketi falan, tabi kontrolün titremesi falan, bu tür çarpma olaylarında falan. Seçenekler, müzikler, dediğim gibi bu oyun zenci oyunu olduğu için bu tür rap map koymuşlar. Ne yapacaksınız artık, değiştirebileceğimiz bir şey yok. Konuşmalar fena değil, sonuçta bu herifler böyle konuşuyor yani. Görüntüler iyi, sesler fena değil. Oyunun oynanışı çok zevkli arkadaşlar. En zevkli şey zaten, daha doğrusu en zevkli demeyelim de, en önemli şey oyunun oynanışı bence, ki o da çok zevkli. Şimdi seyredin olayı. Sonuçta konsolu olan herkese bunu öneriyorum arkadaşlar. Gayet tam bir arşivlik, güzel, dehşet bir oyun yani. Her ne kadar bu spor bizi ilgilendir. Bak bak bak, seyret seyret. Hoppa. Her ne kadar şey olarak bizi ilgilendiren bir oyun spor olmasa da, spor olarak bizi pek ilgilendirmiyor yani. Amerikan futbolu adı üstünde. Ama ekstra sayıyı alamadık. Ama sonuç olarak gayet güzel bir oyun ve de Amerikan futbolunun kurallarını biraz öğrenirseniz, neyin ne olduğunu bilirseniz, ne bileyim yani, en azından touchdown ne bilseniz yeter herhalde ya. Touchdown işte. Yakalayın lan şunu. Devir. Neyse. Bu kadar görüntü yeter. Çünkü 17 dakikaya geldik. Fazla da GİM'lerde 85 MB'ı aşmama kararı aldım yani. Bir saatte çekip 85 MB'a encode yapabilirim DivX'e, ama o zaman da berbat görüntü olur. Pardon. Geri gidiyoruz. Evet, oyunu yavaş yavaş toparlamak gerekirse arkadaşlar. Gördünüz, gayet güzel, hareketli menüler. Klasik bir Electronic Arts oyunu. Bu arada FIFA Soccer'ın şeyini gösterelim size kısacana. FIFA Street'in pardon. Çok çok harika bir oyun. Bunda GİM olarak önümüzdeki aya seyredeceksiniz. Ve de hareketlerine bak 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 bak. Bütün bunları önümüzdeki ayki GİM'de bulabilecek, GİM'lerden birinde bulabileceksiniz. NBA Street'le beraber. Evet, ailenizin yazarı Göktuğ olarak yine gözlerinizden öpüyor ve sizi çok sevdiğimi söylüyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Bye bye.